Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Adem'in belinden zürriyetini aldık, onlar üzerine şahit kıldık. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da kalu bela şehidna dediler. Evet, sen bizim Rabbimizsin, biz bunun şahidiyiz. Onlar üzerine şahit kıldı. Allah katında zaman ve mekan yoktur. Eğer bir tek bunu ruhlara söyleseydi, hitap etseydi, ruhlarını şahit kıldık derdi. Bununla beraber ne buyurdu? Adem'in belinden zürriyetini aldık. Allah için zaman, mekan söz konusu olmadığı için bu durumda aynen böyleydik demektir. Bir Adem olarak, belinde zürriyetini aldıysa bir Adem olarak huzurdaydık. Hazreti Adem gibi belinden zürriyetini aldı. Her bir insan bir Adem ve huzurunda hem beden hem ruh itibariyle şahit oldu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Sizi yaratan, terbiye eden, eğiten, büyüten, öğreten, tecelli edip güzelliğini veren, El Esmaül Hüsna'sıyla tecelli eden ben değil miyim deyince ne dedik? Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Biz bütün bunların şahidiyiz dedik. Kur'an-ı Kerim'de Allah isminden sonra en çok Rab ismi geliyor. Aynı şekilde ilk inen ayetler de yine öyledir. İkra bismi rabbikellezi halak. Evet, yaratan Rabbinin ismiyle Rab ismi geldi yine. İlk inen tam sure Fatiha suresidir orada da. Önce Allah ismi, peşinden Rab ismi geliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, onun Rablığına şahit olduk. Hem de bize olan tecellisiyle beraber şahit olduk. Kendi üzerimizde Rablığına şahit olduk. Yaratmasına, bununla beraber güzelliğini vermesine şahit olduk. Allah devamında öyle buyurdu. Niye bunu böyle yaptık? Kıyamet günü, yarın. Biz bundan habersizdik demeyeseniz diye. Yani seni kendime şahit kıldım ve sen bunu biliyorsun. Seni sana şahit kıldım. Senin benim tecellimden ibaret olmana şahit kıldım. Ki sen bunu bilesin. Benim tecellimden başka bir varlığının olmadığını bilesin. Bütünüyle bana ait olduğunu, bununla beraber seni kendime abdolasın, sevesin. Güzelliğime şahit olup sevesin diye yarattığımı bilesin. Bana abdolasın. Başka şeylere abdolmayasın, kul olmayasın. Benden başka tarafa dönmeyesin. Dönersen, sonra ben bunu bilmiyordum, bundan habersizdim demeyesin diye bunu böyle yaptık. O zaman hepimiz bunu biliyor, buna şahit olmuş ve bunu hatırlıyoruz. Nasıl hatırlıyoruz? Güzel olan her şeyi seviyoruz. Onun güzelliğini seviyoruz. Kendimizdeki onun güzelliğini seviyoruz. Yani Rahim'i seviyoruz, Kerim'i seviyoruz, Afu'yu seviyoruz. Onun bütün güzelliklerini seviyoruz. Biz bunun şahidiyiz. Buna şahit olmuşuz. Eğer bir şeye şahit olmamışsak ve o bizde yoksa, hayal ile aşık olunmaz. İman edilmez yani. Biz, herkes onu hatırlıyor. Onun güzelliğini hatırlıyor. Hem de kendindeki güzelliği de görüp, bu güzelliğin ona ait olduğunu bilerek seviyoruz. İman zaten sevmektir. Böyle olunca, şahit olunca kendi üzerimizde kendimize şahidiz. Onun güzelliğine. Bir de bütün